Şimdi sözü sana bırakalım. Türk futbolu için çok sıra dışı bir maça çıktı Beşiktaş. Tarihinin belki de ilk kez bu kadar eksik oyuncuyla çıktığı maçından da kaybetti. Ama bütün dünyanın beklentilerini de boşa çıkarmış oldu ortaya çıkan skorla. Acaba neler hissettiler o maça çıkarken? Batshuayi mesela bir tedirginlik yaşadı mı? Bu kadar deneyimli bir isim. Sözü sana bırakalım. Ayrıntılarıyla sen şimdi bunların hepsini soracaksın eminim. İyi yayınlar diliyoruz. Erdoğan Arıkan, teşekkürler hem size hem Erhan Seven'e. Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeyiz. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Miti Batshuayi ile beraberiz. Tercümeleriyle de Can Otay bizlere yardımcı olacak. Hem sizin sorduğunuz soruyu hem de tüm detayları Batshuayi ile konuşmayı sürdüreceğiz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığı için. Burada bizlerle birlikte canlı yayında olduğu için. Can, sana da çok teşekkürler. Ajax maçıyla başlayalım istiyorum. Stüdyodan da öyle bir soru geldi. Çok fazla eksiği vardı Beşiktaş'ın. Hem Avrupa'daki beklenti hem Ajax tarafındaki beklenti maçın çok daha farklı skorla bitebileceği yönündeydi. Ama Beşiktaş gerçekten çok iyi mücadele etti. Hatta ilk golü bulma ihtimali de vardı. Bir topu direkten döndü. Maç öncesinde nasıl bir ruh hali vardı takımın? Maç sonrasında neler hissetti? Bununla başlayalım dilersen. First of all, thank you for everyone to invite me here. About the Ajax game, I'm very sad because I didn't have to chance to score because I know if I score this action, it was good for the team, you know. And yes, I'm. But after is no excuse. But of course, we lost a lot of players. But I think with this team we can do a good result. But yes, is we make the chance. I make the chance for the two action I receive against Ajax. Ben de röportaj için tekrar ben de teşekkür ediyorum. Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle atamadığım o golden dolayı, ilk pozisyonda golü atamadığımdan dolayı çok üzgünüm. O gol olmalıydı. İyi bir başlangıç olurdu bizim için o golü atabilmiş olsaydım. Çok fazla oyuncu eksiğimiz vardı dediğiniz gibi. Tabii elimizde olan futbolcularla, oynayabildiğimiz futbolcu arkadaşlarımızla alabileceğimiz sonucu aldık biz de. Şampiyonlar Ligi'nde iki maç sonunda Beşiktaş'ın puanı yok ama iki maçtaki oyun da aslında tatmin edici seviyeleri diyebiliriz. Neler söyler Şampiyonlar Ligi grup şansı için Beşiktaş'ın? I still confidence and the manager still confidence and the team still confidence, so we just want to everyone have a speed recovery about the injury and I think after the break you work a lot now too we work a lot to try to win all the futures game. Ben hala güveniyorum takıma. Hocamız da bize güveniyor. Biz kendimize güveniyoruz. Hala bir şansımız olduğunu düşünüyorum ben. Milli aradan sonra tüm futbolcu arkadaşlarımız, eksik olanlar, sakat olanlar hepsi döndükten sonra şu anda yaptığımız gibi çok da çalışarak önümüzdeki tüm maçları galibiyetle tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdi biraz geriye gitmek istiyorum. Transferinin gerçekleştiği ilk o döneme. İlk transfer teklifi geldiğinde neler hissetti? O anda kimlerle paylaştı bunu? O süreci, transfer sürecini bize bir kısaca anlatabilir mi? Transfer process, the agent called me and I have chance because Nkudu is a good friend to me because we played in Marseille before and we have the same agent. So Nkudu and my agent explained me everything about the club and me. I know about the fans. The fans is crazy. The good stadium, the atmosphere, and I think at this moment of my career, I need some club, big club like Beşiktaş. So for me, it was a perfect deal. İlk önce beni menajerim aradı, durumdan bahsetti. Enkudu'nun da burada olması benim için büyük bir fırsattı. İyi bir arkadaşım benim. Marsilya'da da beraber top oynadık ve menajerimiz zaten aynı menajer. İkimizin de menajeri aynı. Bana bilmem gereken, burayla ilgili bilmem gereken her şeyi anlattılar. Atmosferi anlattılar, takımdan bahsettiler, stadyumdan bahsettiler. Ve benim de kariyerimde ihtiyacım olan şu anda Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı. Ben de bunu değerlendirdim. Enkudu'yla
O transfer dedikodularının başladığı dönemde sosyal medyada bir yazışmaları vardı. O dönem taraftar çok heyecanlanmıştı. O süreçte aldığı ilginç bir mesaj var mıydı sosyal medyadan onu etkileyen? Ve şunu ekleyelim. Beşiktaş'ın kiralık futbolcularla alakalı geçmişi oldukça iyi. Hep futbolcular burada parladı. Önemli bir motivasyon sağladı mı Şampiyonlar Ligi ile birlikte bu? Did you have some interesting message from the fans on the social media, on the rumors, on the first days of the transfer, before the transfer? Yeah, before the transfer, I received all my family, all my friends received the good message and a lot of message. So I feeling directly the love, the support, and yes, that's why I speak just before the atmosphere. That was magic, and yes, for me, I don't think too much, you know. And I just say, I'm feeling good to go to Beşiktaş. Transfer sürecimde tabii yani sadece ben değil, etrafımdaki herkes çok fazla sayıda mesaj aldı diyebilirim. O ilgi, alaka, o sevgi çok büyüleyiciydi, çok güzeldi benim için. Bu yüzden de iyi hissettim. Çok da fazla düşünmedim karar verirken açıkçası. Türkiye Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Gollerini atmaya başladı. Artık yavaş yavaş ligi de tanımaya başlamıştır. Atmosferi de tanımaya başlamıştır. Türkiye Ligi'ni nasıl yorumlar? Almanya'da oynadı, İngiltere'de oynadı, ülkesinde oynadı. Kıyasladığında ortaya ne çıkıyor? How can you make the comparison? It's a good league. It's not a lot of good players, strong players, big players. So yes, it's always a good challenge to win every week. So yes, it's good challenge. İyi bir lig tabii ki. İyi futbolcular, büyük futbolcular ve güçlü futbolculara sahip bir lig burası. Bu tarz futbolcularla da her hafta mücadele içerisinde bulunmak da bizim için tabii ki olumlu bir durum. İlk Beşiktaş'a geldiğinde bir basın toplantısı düzenlemişti. Orada Sergen Yalçın'ın Chelsea attığı golleri bu akşam gidip izleyeceğim demişti. İzledin mi o golleri? Beğendin mi o golleri? Nasıl anlatır oyuncunun hocanın? Yes, I see the quality, always he touched the ball, everything is I can confirm he's a big player. Tabii hocanın kalitesini, top kontrolü, topa ilk teması, ilk dokunuşu çok harika gerçekten. Çok büyük bir futbolcu olduğu çok belliydi. Peki teknik direktör Sergen Yalçın'a gelelim. Onu nasıl anlatır? İlişkileri nasıl? Buraya geldiğinden itibaren ki süreci nasıl anlatır? I love the character. He have a big character and he wait me a lot of work of the team of the game and yes I need this. He just is not I can explain his aspect a lot of work about me so yes I'm good I'm like it. Çok seviyorum kendisini, çok da büyük bir karakter. Benden beklentisi var, bana da güveniyor. Benden beklentileri olması da benim hoşuma giden bir detay aynı zamanda. Beşiktaş'a geldiğinde nasıl bir ortam buldu? Takım içerisindeki arkadaşlığı, tesisleri, stadyumu, onunla ilgilenen insanları, profesyonelleri nasıl yorumlar? Feeling a lot of love. I feeling a big family. Everyone is happy. Everyone is good. Not only with me, but everyone. A lot of respect, and I can tell you, I do a lot of club, and I can see this everywhere. And I said directly to Halil. So yes, I love that. And every people give you the good to work. To head to work so everything is good yeah. Like it. Çok sevgi gördüm burada tabii ki. Aile ortamı var. Herkes mutlu. Sadece ben değil, sadece bana değil tabii, tüm futbolcularımıza gösteren ilgi alaka aynı seviyede. Ben çok kulüp gördüm ama bu tarz bir ilgi alakayı çok fazla yerde görmediğimi söyleyebilirim. Hatta bunu takım menajerimiz Halil'e de paylaştım. Bu tarz bir sevgiyi, ilgi alakayı çok fazla yerde görmedim. Bundan dolayı da memnunum aynı zamanda.
Beşiktaş'ın son yıllarda çok önemli santraforları oldu. Ve taraftarlar onlara her zaman çok özel ilgi gösterdiler. Batshuayi Türkiye'ye gelirken Chelsea ile sözleşmesini uzatıp geldi. Nedir gelecek kariyer planlaması, gelecekle ilgili planlaması? Bu kariyer içerisinde Beşiktaş'ta kalmak da var mı? My future is I watch only for the next game. I know it's a big game and we need to win to take points after before the break. And about my situation is too early now. You know, it's better to speak. He can ask me in the end of the season, but now it's too early. Şu an geleceğe dair düşündüğüm tek şey önümüzdeki maç. Zor bir maç olacak. Galip gelip puanlar kazanıp milli ara öncesinde 3 puan almayı hedefliyoruz. Geleceğimle ilgili konuşmak için gerçekten dediğim gibi erken. Bu soruyu bana sezon sonunda tekrar sorabilirsiniz. Now I'm just focused on my target. I need to help a maximum the team and to score the goals. Şu an tamamen hedefe odaklanmış durumdayım. Elimden gelebildiğince gol atıp hedeflerimize ulaşmayı hedefliyorum. Sezon sonunda mutlaka soracağım. Onu söyleyebiliriz. şöyle devam edelim. Futbolla biraz daha devam edelim. Ardından biraz daha futbolun dışına çıkalım. Biraz önce bir antrenman vardı. Noktaladılar. Tabii zorlu bir deplasmandan geldi Beşiktaş. Amsterdam'dan geldi. Nedir şu an takımın durumu? Yorgunluk var mı? Son haftalar özellikle çok yoğun bir tempo ile geçti. Kendisi de bu temponun içerisinde neydi? Nasıl hissediyor kendini? What do you think about it? About my feeling? Yeah, your feeling and the team. No, it's okay. We have a good staff. The good people for the massage is here, so we have the pool. So for recovery, everything is perfect. Now for me, I'm feeling good. Yes, we just target and focus for the next game. Ben iyiyim, takımımız da iyi. Bizim sağlık ekibimiz bizimle son derece ilgileniyor tabii bu konularda. İmkanlarımız da çok fazla. Hepimiz iyi hissediyoruz kendimizi. Bir sonraki maçımızı düşünüyoruz sadece. Biraz da futbolun dışına çıkalım. Neler yapar özel hayatında, sosyal hayatında? Futboldan geri kalan vaktini nasıl geçirir? Apart from football, you know, what do you do in your free time? Call of Duty. Only this PlayStation. Call of Duty oynuyorum. Konsol oyunlarıyla arası iyi o zaman. PlayStation. Enkudu ile birlikte mi oynuyorlar? You play with Enkudu. Enkudu, Larin, Ozi. Oğuzhan, Larin, Enkudu hepsiyle. Peki İstanbul'a geldi. Yavaş yavaş gezme fırsatı bulmuş mudur merak ediyorum. Çünkü gerçekten de çok fazla bir maç temposu var. Beğendin mi İstanbul'u? Türkiye ile ilgili neler söyleyecek? İstanbul and Turkey as well. Yeah, it's nice. It's nice. I didn't watch a lot because I stay home, you know. About the I change the home, my clothes, everything. But maybe after the break I do some work and we'll see, but the small I see is it look good yeah. Just the traffic big problem but apart this is perfect yeah. Güzel bir şehir tabii ki çok fazla gezme fırsatım olmadı. Daha çok evde vakit geçirdim futbol haricindeki zamanımı. Milli aradan sonra belki fırsatım olsa biraz şehri görmek istiyorum ama diyebileceğim sıkıntı tabii trafik. Çok fazla trafik var. Biraz daha sağ içine dönelim. Yavaş yavaş da son dakikalarımıza geliyoruz. Sağ içerisinde Beşiktaş'ta gerek antrenmanda gerek maçta en iyi anlaştığı futbolcuyu söyleyebilir mi? With whom you have the best relation? The good relation? On the pitch and off the pitch as well. Sağ dışında Enkudu olduğunu bildiğim için off bu soruyu sormuyorum. Off the pitch I know it's Enkudu but on the pitch also who is it? No, with everyone. Everyone understand my game and now we just need to have habitude, you know, to play together more than 2-3 games, you know. And after a while it's take good, I think so. We just need to play together more games. Herkes tabii ki ben saha içinde herkes beni anlıyor. Birbirimizle birazcık daha oynayıp birazcık daha zaman geçirmemiz lazım. Alışkanlık edindikçe birbirimize karşı daha da iyi olacaktır. Birkaç maç daha oynayıp birbirimize alışınca daha iyi olacağız. Bir oyuncak tutkusu varmış. Doğru mu bu? Hatta bir koleksiyonu var. Kendi temizliyor ve onun dışında kimsenin dokunmasına izin vermiyor gibi bir durum söz konusu. Getirdim onu da Türkiye'ye. Did you bring some toys to Turkey? No, I don't bring the toys in Turkey. My toys in Turkey is the ball and I'm focused with the ball. Buraya getirmedim. Buradaki tek oyuncağım futbol topu.
bir tek de ona konsantre olmuş haldeyim ben şu anda. Peki Batman lakabı nereden geliyor? Buraya geldiğinde Beşiktaş çok güzel bir onun tanıtım filmini yapmıştı. Çok büyük bir ilgi görmüştü. With this Batman scenario as well, you know, from where it comes, this Batman. About Twitter with the fans at Chelsea when I score last minute and something like that. Think so. Chelsea taraftarlarından birazcık son dakika gollerimden sonra öyle bir lakap uygun gördüler. Oradan geldi. Artık yavaş yavaş son bölüme girerken tek kelimelik cevaplar istiyorum. Ben bir kelime söyleyeceğim. Onun çağrıştırdığı cevabı rica edeceğim kendisinden. Beşiktaş diyelim. Fans. Taraftar. Futbol. Beşiktaş. Beşiktaş. Belçika. Belçium. Me. Ben. Batman. Me. O da ben. Çok güzel. Yavaş yavaş sonuna geldik artık röportajımızın. Taraftar eklemek, burada anlatmak istediği, söylemek istediği bir mesaj var mı? Kameralara iletebilir. Everything for thank you for everything, for the support. I swear I do my maximum to win the game and to do everything for this club. In English. Desteğiniz için, her şey için çok teşekkür ederim. Ben de bu kulübe katkı vermek için elimden geleni yapacağım. Şimdi Türkiye'deki ilk özel röportajı. Bunun için kurumum adına bir kere kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kulübe de çok teşekkür ediyoruz. Bülent Ülgen, Cihangir Göktuğan, Mert Közoğlu, tüm profesyonellere. Bu ilk röportajın hatırına da ufak bir hediyemiz var kendisine. Eğer kabul ederse, açmak isterse şimdi açsın. Yoksa sonra açabilir, hiç problem yok. Nasıl isterse. Open. If you want. Okay, let's go. Sevgili bildiğimiz için böyle bir şey aldık. Because we just did it. Because we like it. Thank you. You're welcome. Batman. Çok teşekkür ediyoruz Thank tekrar. Thank you so much. Keyifli much. Thank you. You can say the next time I see him, I give you my shot. Bir sonraki şeyde, bir sonraki görüştüğümüzde de ben bir formayla teşekkür ediyoruz. Formayı çok teşekkürler. Diyeyim. Onun dışında sezon sonunda transferle ilgili haberi de ilk yapmayı season, ben istiyorum. Onu da söylersen sözü var. End of the season I will ask you the same question okay, about the future transfer. Çok teşekkür ediyoruz. Can sana da çok teşekkürler. Çok keyifli bir röportaj oldu. Değerli izleyiciler, Nevzat Demir Tesisleri'nde Michi Batshuayi ile Türkiye'deki ilk özel röportajını keyifli bir atmosferde gerçekleştirdik. Bir kez daha hem Beşiktaş Kulübü'ne hem kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dakikalarda yeniden karşınızda olacağız diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım.